Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Sizlere Edirne Uzunköprü'den sesleniyoruz. Köftenin merkezi olan köfteci Muammer'in konuğu olduk. Yanımızda da köfte ustamız Muammer Bey var. Bakalım bu muhteşem lezzetle ilgili köftesiyle alakalı bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhaba, iyi günler. Evet, şimdi Muammer Usta, tabii ki lezzetimizin sırrımızı, köftemizi, diğer ürünlerimizi tanıyacağız. Ama çok kısa sizi tanıyalım. Sektöre nasıl girdiniz? Çünkü burada çok eski ve köklü bir geçmişiniz var. Kendinizi tanıtabilir misiniz biraz? Teşekkür ederim, sağ olun. İlk önce biz Çıraklı döneminde çekirdeğinden yetiştiğimiz dediğimiz tabirde 1981 yılında Uzunköprü, Edirne Uzunköprü köfteci Aydın ustam olabilirim kendisi. Şu anda da ayakta yaşıyor, mekanı, dükkanı var. Onda Çıraklı döneminde yetiştik. Çıraklı döneminden kademe kademe işte Çıraklı, Kalfalık, sonra ustalık dönemine girdik. 1992 yılında kendi işimizi ustamızdan ayrılıp kendi işine devam ettirmeye başladık. Yani evet. Harika. Şimdi Muammer Usta, tabii sizin köfteniz burada diğer köftelerden biraz farklı. Lezzeti farklı, sunumu farklı, hizmetiniz farklı, her şey çok farklı. Tabii yılların geçmişin vermiş olduğu bir tecrübe var. Özellikle kaliteden asla ödün vermiyorsunuz. Yıllardan beri hep aynı kalitede ürün kullanıyorsunuz. Bunu bize anlatır mısınız? Lezzetinizin sırrı nedir? Çok kısas yapalım. Edirne Uzunköprü'de köfteci Muammer'in köftesinin farklılığı, özelliği yöresel hayvanlardan aldığımız, yerli hayvanlardan, yani bizim etraf, ilçe, Uzunköprü'nün etrafından kendi köylümüzün hayvanlarından aldığımız aile kasabı Zafer İnce'nin de malzemelerini kullanıyoruz. O da artık özel bir kasabımızdır. Nedir? Çünkü mahalle kasabı deriz biz bu tip kuruluşlara. Mahalle kasabı olduğu için kendi marka ve ödülünden ödün vermez. Kendi kişiliğinden, karakterinden üzerinden ödün vermez. Bu etraf köylerden, Dereköy, Asanpınar gibi köyler var bizim etrafımızda. Onlardan aldıkları hayvanları dananın döş ve dananın ön kolundan, bir de biz pirzola ve şiş yaparız. Pirzola şişin pişirdiğimiz kuzunun kalan yağ kırıklıklarını kuzunun döş burunlarından biraz da köftemize atarız. Lezzeti budur. İlk aslında en büyük olay da bu. Bizim gramajımız da büyüktür. Gramajımız büyüktür. 300 gramdır bizim porsiyonlu köftenin. İlk önce müşterinin gözüne, gramajına, ondan sonra midesine, ondan sonra cebine, ondan sonra da senin müzik atıyoruz, daha da güzel oluyormuş. Evet, harika. Gerçekten de öyle. Hem lezzetli, hem gerçekten de uygun. Ne cebimizi de yakmıyor, aynı zamanda karnımızı da doyuruyor. Aynen, aynen öyle. Peki, hedefler arasında neler var ustacığım? Yani bundan sonraki süreç içerisinde büyümeyi düşünüyor muyuz? Farklı yerlerde şubeler açacak mıyız? Biz Muammer Usta'yı bundan sonra nerede göreceğiz? Muammer Usta zaten ilk adımını attı. 1992'den devam etti. 2013 yılının 9. ayında Çorlu Çerkezköy'e şubesini kurdu. Köfteci Muammer 2 var. Orada şu anda 4 aylık, 120 günlük bir şubemiz var. Gayet iyi konuda, iyi durumda gidiyor. Evet, her şey harika. Güzel. Yani sadece Uzunköprü'de Muammer Usta'nın köfteleri yok. Aynı zamanda yani Çorlu'da da, tabii bu böyle inşallah. Çorlu Çerkezköy'de, Çorlu değil. Çorlu'nun Çerkezköy'ü. Çerkezköy'ünde Köfteci Muammer 2 amfiteyatronun karşısında. Aynen. O şubemiz orada var. Yani tamam. Aynı lezzette, aynı kalitede, buradan, aynı uygunlukta. Zaten buradan gidiyor. Arabamıza yatıyor. Çok arabamıza gönderiyor. Biz nice yıllar diliyoruz. Nice şubeler diliyoruz. İnşallah aynı ürünleri aynı kalitede farklı yerlerde de göreceğiz. Yani bize geliyor. Devam edeceğiz. Allah sağlık olsun. Devam edeceğiz. İnsanlara hizmet yapmaya devam edeceğiz. Evet. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih eden müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Bizleri tercih eden müşterimizi biz zaten seviyoruz. Biz bütün insanlığı yaralanan olduğu için seviyoruz. Biz ne kadar insanlara faydalı oluyorsak, ne kadar dillerine lezzet katıyorsak, ne kadar onlara hizmet ediyorsak biz daha çok mutlu oluyoruz. Ben diyorum ki beni duyacak insanlara bundan sonra Edirne Uzunköprü ilçesine gelip de Köfteci Muammer'den köfte yemeyip gidenlere Uzunköprü gelmiş sayılmıyor. Gerçekten de öyle. Sayın. Şimdi birazdan biz de bu lezzetin tadına varacağız inşallah. Peki size çok teşekkür ediyorum. İnşallah lezzetiniz hiçbir zaman bozulmaz. Başarılarınız daim olsun efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizlere Uzunköprü'de hizmet veren Köfteci Muammer'den seslendik. Sizler de mutlaka buraya uğradığınızda bir defa olsun gelip bu lezzetlerin tadına bakın diyor. Sözümü merkez yollarına bırakıyoruz.